Yıktanır gelmektir kahanım eğmeye gelmez. Haydi eğmeye gelmez. Tüm hızıyla devam ediyor, tüm coşkusuyla efendim 30 Ağustos Zafer Bayramımızda büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sever. Evet, tüm beyleri havada görmek istiyorum. Kuşlarımızla karşılıyoruz. Büyük bir heyecanla bekliyorduk. Deniz Festivalimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın da bizlerle birlikte. Bu konuyla ilgili en baştan beridir bizi her zaman destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Kent Konseyi Başkanımıza, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı ve Genel Geçirmek üzere Kocaeli Kent Konseyi Başkanımız Sayın Kadir Çetin. Değer verdiğimizi ve onları kucakladığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu festival sadece denizin tadını çıkarmak için değil, hepimizin eşit haklarla birlikte ve bir arada olabileceğimizi göstermek için de bir vesile. Engelleri aşmak, birbirimize destek olmak ve birbirinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için buradayız. Yine dostlarım diyeyim, değil mi? Kardeşlerim var, büyükler var, küçükler var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlerle bir engelsiz yaşam festivalinde daha bir araya gelmekten büyük keyif aldığımı ifade etmek istiyorum. Ne kadar güzel bir etkinliğe imza attığımızı aslında şu uçtan buraya gelene kadar fark etmemek mümkün değil. Engelli kardeşlerimizin aileleri, engelli sivil toplum örgütleri, onlar da buradaki güzelliğin en güzel katkı sağlayanları, asıl başarı onların, asıl bu zafer onlara armağan edilmesi gereken bir zafer. Onları şöyle kuvvetli bir alkışlayın bakalım. Biliyorsunuz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramı bizim şanlı tarihimizde Zaferler Ayı. Biliyorsunuz Sultan Alparslan Han Anadolu'yu yine bir Ağustos ayında fethetti, değil mi?
ve ne dedi? Size öyle bir yurt tuttum ki ilelebet Türk yurdu kalacaktır demişti. Ve yaklaşık 1000 yıldır, 2071'de 1000 yıl olacak inşallah. Yaklaşık 1000 yıldır da bizim. Bütün her şey kötüyken, şartlar kötüyken, umutlar kalmamışken, değil mi? Herkes engelleri görürken, belki burayla en anlamlı buluştuğu noktada bu. Herkes engellere bakarken, herkes engelleri gösterirken, birileri inandı ve engellere değil, hedefe odaklandı. Ve hedefe odaklanan o inanmış insanlar hedefleri başarmayı başardı.